Yerelden yönetim verdiğimiz aranın ardından devam ediyor değerli izleyiciler. Bu haftaki konuğumuz da AFAD İl Müdürü Güray Karakaya. Sayın Müdürüm, şimdi reklamlardan önce verdiğimiz aradan önce biz yapının güvenilirliği hakkında konuştuk. Deprem öncesinden tam bahsediyorduk ki ara verdik, o yarım kaldı. Hı hı. Deprem öncesi neler yaptırmalıyız? Evet. Şimdi binanın güvenilirliği ile ilgili kontrolümüzü yaptıktan sonra artık yapısal olmayan riskleri tespit etmemiz lazım. Depremlerde yaralanmaların özellikle yaklaşık %60'ı yapısal olmayan dediğimiz evimizde işte devrilen eşyalar, kırılan cam parçaları gibi bunlardan kaynaklanıyor. Dolayısıyla herkesin kendi evi için bir tehlike avı dediğimiz yani nasıl yapılır tehlike avı? Şimdi herkes kendi evini bir düşünsün. İşte altı büyüklükte bir deprem olsa benim evimde hangi eşyalar devrilir? Devrilen eşyalar hangileri bana zarar verir diye bir öyle bir düşüneceksiniz ve tespit ettiğiniz her eşyasının için artık birer risk. Ne yapmanız lazım? Bunları tespit ettikten sonra bunların sayılarını azaltma, işte özellikle raflardaki malzemelerimizi, kırılacak eşyalarımızı azaltma, mümkünse alt raflara koyma, eşyaların yerlerini değiştirme, özellikle çıkış yolumuzu kapatacak eşyaların konumunu çok iyi ayarlamamız lazım. Evet. Çıkışı yani devrildiği takdirde çıkışı kapatacak şekilde dizayn etmemiz lazım evlerimizi. Bunlar da mümkün değilse eşyalarımızı sabitleme. Yani dolaplarımızı özellikle işte belden daha yukarı, daha yüksek olan eşyaların devrilme riski var. Bunların sabitlenmesi gibi tedbirleri yapısal olmayan risklere karşı önlemlerimizi alacağız. Ailemizle bir araya gelip bir aile planı hazırlayacağız. İşte deprem olursa evimizde güvenli eşyalar neler, riskli yerler neler, deprem anını nerede geçirmeliyiz? Bunların tespitinin yapılması lazım. Bir afet çantası hazırlamamız gerekiyor. Evet. Toplanma alanlarımızın neresi olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Bunları aile bireylerinin hepsinin bilmesi lazım. Çünkü deprem anında tüm aile fertleri aynı yerde olmayabilir. Farklı alanlardayken, farklı yerlerdeyken depreme yakalandıysak bir araya nerede geleceğimizin ailenin tüm fertlerinin bilmesi gerekiyor. Bu tarz hazırlıklarımızı tabii ki deprem olmadan önce tamamlamak gerekiyor. Yani toplanma alanlarımızı peki nasıl öğrenebiliriz? Toplanma alanlarımız E-Devlet üzerinden her ikametgaha ait toplanma alanları belirlenmiş durumda. E-Devlet üzerinden giriş yaparak bunu sorgulayabilirsiniz. Manisa'da 537 tane şu ana kadar toplanma alanı belirlenmiş. İlçelerle beraber 537 toplanma alanımız mevcut. Gene hani konusu gelmişken geçici barınma alanlarımız yaklaşık 34 bin kişilik çadır kurulabilecek barınma alanlarımızda tespit edilmiş durumda. Planlarımızda bunlar yer alıyor. Evet. Bunların öncelik sırası hangi incelebilir grupların hangi grupların önce yerleştireceği kadar planlarımızda yer alıyor bunlar. Evet, peki bu deprem öncesi kendi kişisel yapmamız gerekenlerdi. Bu tamamlanmış oldu sanırım. Bir de deprem anı, Allah korusun diyelim Allah tabii. Korusun. Evet, deprem anında neler yapacağız? Deprem anında neler yapmamız lazım? Deprem anında öncelikle sakin olmamız gerekiyor. Yani en büyük düşmanımız panik. Belki bazen çok zor olabilir tabii sakin kalmak ama. Sakin kalmak çok önemli. Öncelikle sakin olacağız. Ayakta durmayacağız. Sağa sola koşturmayacağız. İşte asansör merdivenlere gitmek, işte cama balkona çıkmak gibi eylemlerden uzak duracağız. Bulunduğumuz yerde etrafımızda güvenli bir eşyanın yanında eğilerek çök, kapan, tutun hareketi yaparak sarsıntı bitene kadar beklememiz gerekiyor. Aslında bu deprem anında yaşayanlar bile çok uzun bir süreç gibi geliyor ama sonradan baktığımız zaman işte 30 saniye, 40 saniye gibi aslında çok uzun ama olmayan bir süreç. Yani sarsıntıyı yaşarken sanki gerçekten çok uzun bitmiyor. Bir evet, bitmiyor. Yani ben hem Marmara depremini yaşadım. Evet. Gerçekten bitmiyor ama baktığın zaman yakınlarınızı da kaybetmiştiniz galiba, öyle hatırlıyorum. Evet, yani iki tane bir eniştemi, halamın eşini maalesef kaybettim Gölcük'te. Mesela bu işte deprem anında nasıl davranacağını bilmeme kaynaklı bir maalesef ölümdü. Gene işte binanın çıkışına ulaşamamak, dairenin çıkış kapısına ulaşamamak ve insanlar çıkışa ulaşamayınca cama yöneliyorlar. Tabii doğru davranış şekillerini bilmeyince maalesef. Üçüncü kattan atlayarak hayatını kaybetmişti. Dolayısıyla aslında işte bu küçük bilgiler aslında çok basit de tedbirler. Aslında baktığımız zaman çok basit görünüyor ama sonuçta bir hayat kurtarabilecek bilgiler bunlar ve uygulamalar. Ki biraz bunları uygulamakta biraz tembel davranıyoruz. Şu anda binalar hemen hemen hepsi çok katlı binalar ki hani dediğiniz gibi yani biz deprem anında koşturup alt kata yani dışarıya çıkıncaya kadar zaten bina
Allah korusun çökmüş olur. Yani şöyle, tabii ki hani dedik ya, ilk önce binamız güvenli olacak. Biz kesinlikle deprem devam ederken binanın tahliyesine girişmeyeceğiz. Yani deprem devam ederken tek yapmamız gereken şey güvenli bir eşyanın yanında çök, kapan, tutun hareketi yapıp hedef küçülteceğiz. Bir elimizle yanında bulunduğumuz eşyaya tutunacağız. Diğer elimizle ensemizi koruyarak sarsıntı bitene kadar mutlaka beklememiz gerekiyor. Evet, bunlar da önemli bilgiler paylaşmış olduk. Özellikle en önce yıkılan yerlerden birisi sanırım apartman boşlukları, asansör boşlukları diye yanlış bilmiyorsam. Yani eğer. Şöyle, eğer hani bir bina sağlam değilse tabii ki binalarımız illa deprem olacak, bütün binalar yıkılacak değil. Yani öyle bir sağlam algı oluşmasın binada, ama. Öyle bir durum evet, yok. Yani, ama en kötüsünü de bilmek lazım diye düşünüyorum. Hani, yani şöyle söyleyeyim, mesela Marmara depreminde benim bildiğim kadarıyla mevcut yapı sorunu %7'si yıkılmıştı. Yani hani bir deprem olunca bütün binalar yıkılacak, işte her yer enkaza dönüşecek diye bir durum yok. Ama tabii önce binalarımızın sağlamlığını mutlaka kontrol edeceğiz ki içimiz rahat olsun. Ama eğer bir bina hani çürükse, yıkılacaksa, özellikle eski yapılarda en zayıf noktalar merdivenler oluyor. İşte kolon kireç sistemi olmadığından. Dolayısıyla eğer biz yıkılacak bir binada, yani deprem anında yıkılacak bir binadaysak ve deprem anında kaçmaya çalışıyorsak, muhtemelen merdiven boşluğunda bu yıkma yer kaçarsak ve merdiven boşluğuna yakalanırsak dolayısıyla bu bizim için daha dezavantajlı bir durum olur. O yüzden eşyanın yanında çök kapantma hareketi yapmamız, hem bizi yapısal olmayan devrilen eşyalardan, işte cam parçalarından vesaire koruyacağı gibi, Allah korusun olası bir yıkım anında da hayat üçgeni dediğimiz bir boşlukta kalma ihtimalimiz, hani bir koridorda ya da bir merdiven boşluğunda bu yıkıma yakalanmaktansa, gene bulunduğumuz ortamda hayat üçgeni, hayat boşluğu oluşabilecek bir ortamda bunu yaşamak tabii ki daha avantajlı olacaktır. Evet Sayın Müdürüm, şimdi deprem sonrasını da konuşacağız ama onun için bir VTR'miz olacak. VTR'yi izleyelim, ardından deprem sonrası neler yapmalıyız, bunları sizden alalım. Peki. Ailemle evde otururken İstanbul depremine hazırlıklı olmakla ilgili bir haber okudum. Türkiye.gov.tr adresine girip evimize en yakın toplanma alanını öğrendim. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında deprem sonrası tahliye ve toplanma alanlarına yönlendirme görevinin de jandarmada ve emniyet görevlilerinde olduğunu öğrendik. Çocuklar afet çantası hazırlamamız gerektiğini hatırlattı. Okulda öğrenmişler. Birlikte afet çantamızı hazırladık. Sonra deprem anında evde uygulamamız gereken tatbikatı yaptık. Deprem anında bulunduğumuz yerde panik yapmadan çök, kapan, tutun yapmamız gerekiyordu. Dizüstü çöküp, başımızı ve ensemizi koruyacak şekilde kapanıp, düşmemek için sabit bir yere tutunacak şekilde ailecek tatbikatı yaptık. Deprem anında merdivenlere, balkona, pencerelere ya da çıkışa koşulmaması gerektiğini birbirimize tekrar tekrar hatırlattık. Akşam yemeğimizden önce deprem olursa evden çıkmadan gaz ve su vanalarının yerini gösterip vanaları kapatmamız gerektiğini çocuklarıma ve eşime anlattım. Eğer evde bir gaz kokusu almıyorsak elektrik şartelini de indirmemiz gerektiğini, şartelin yerini göstererek anlattım. Haberi okuduğum ve evimizde ailecek depremle ilgili tatbikat ve hazırlık yaptığımız günün akşamında deprem oldu. Ailecek gündüz tatbikatını yaptığımız çök, kapan, tutun hareketini şimdi gerçekten uyguluyorduk. Binamızın depreme dayanıklılık testini önceden yaptırmıştık. Binamız da hasar görmemişti. Gündüz hazırladığımız afet çantamızı da alıp toplanma alanına gitmemiz gerekiyordu. Evimize en yakın toplanma alanına yürüyerek gitmemiz gerekiyordu. Arabamızı kullanamazdık. Çünkü ambulans, itfaiye, AFAD, UMKE, Kızılay, jandarma ve emniyet araçlarının karayollarına ihtiyacı vardı. Toplanma alanına yürürken yakınlarımızdan haber almak için cep telefonlarımızın sadece SMS özelliklerini kullandık. Toplanma alanına ulaştığımızda komşularımızın, muhtarımızın, din görevlimizin,
sağlık görevlilerinin, psikososyal destek uzmanlarının, Kızılay ikram aracının, jandarma görevlilerinin de toplanma alanına ulaştığını gördüm. AFAD'da Afet Koordinasyon Merkezi'nin toplandığı haberleri geliyordu. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmalara başladığı haberleri de geliyordu. Arkadaşlar, olduğumuz yere çekelim. Sessizlik sağlayalım, dinleme yapılacak. Arama kurtarma ekibi burada. Sesimi duyan var mı? Ses verecek durumda değilseniz herhangi bir sert cisme 3 kere vur. Arama kurtarma ekibi burada. Sesimi duyan var mı? Ses verecek durumda değilseniz herhangi bir sert cisme 3 kere vur. Büyük bir deprem atlatmıştık. Eşyalarımızı sabitlemiş olmamız, afet çantamızın hazır olması, deprem sırasında çök, kapan, tutun hareketini doğru yapmamız, en önemlisi de binamızın depreme dayanıklı ve zemininin sağlam olmasından dolayı yaralanmamış ve hayatta kalmıştık. Aslında deprem olmamıştı. Tüm bu anlattıklarım birer simülasyondu. Ancak her an gerçekten deprem olabilir. Hayatta kalmak ve olası zararları azaltmak için afetlere hazır ol Türkiye. Bu gerçekten çok mükemmel bir tanıtım olmuş. Eğitici ve öğretici aynı zamanda. SMS olayı gerçekten evet, önemli bilgiydi. Kesinlikle. Ve araç trafiği çok dikkatimi çekti. Evet. Yani gerçekten afetten hemen sonra ilk dakikalarda, ilk saatlerde en önemli sorun, bizler için en önemli sorun haberleşme evet, ve ulaşım. Çünkü bilgi akışı haberleşmeyle sağlanıyor. Yani kamu kuruluşlarının bu bilgi akışını sağlaması için vatandaşlarımızın SMS'le ya da internet tabanlı haberleşme araçlarını kullanması oldukça önemli. Gene yollarında, trafiğinde açık olması gerekiyor. Az önce İzmir depremiyle ilgili hani söylemiştim. Evet. İzmir'e kadar çok rahat ulaşmıştık ama İzmir içerisinde bir kargaşa, bir kaos oluşmuş. Tabii ki bu müdahaleyi de geciktiren, sonuçta zamanla yarışıyorsunuz, geciktiren durumlar oluyor. Ona çok dikkat etmemiz lazım. İlk 6 saat çok önemli deprem sonrası. Neden? Neden önemli? Şöyle, şimdi deprem bölgesel bir afet. Yani sizin depremin ya da işte afetin yaşandığı ildeki arama kurtarma ekipleri ya da diğer hizmeti veren personel de o şehirde yaşadığı için onlar da afetseydi. Dolayısıyla ilk müdahale için yeterince ekibiniz olmayabiliyor. Yani dışarıdan yardım gelmesi gerekebiliyor. Dolayısıyla o organizasyonun kurulması, yani afet yönetiminin başlaması için belli bir süre gerekiyor. Dolayısıyla bu ilk 6 saati yani hem ekip anlamında azsınız, işte ekipler yola çıkıyor, gelmesi zaman alıyor. Dolayısıyla o ilk saatlerde profesyonel ekiplerden ziyade afette ya da depremden sağ kalan vatandaşların ilk çalışmalara, ilk araba kurtarma çalışmalarına başladığı dakikalar oluyor. Dolayısıyla bu konuda hem vatandaşlarımızın bilinçli olması gerekiyor, bu müdahaleyi yapabilecek kapasitede bir toplum olmamız gerekiyor. Hem de işte dediğim gibi bu profesyonel yardımların gelmesi, olay yerine ulaşması, toplumun tamamına bu hizmeti verebilmesi için geçen süre, bu 6 saatlik süre oldukça önemli. Evet, Sayın Müdürüm, peki deprem sonrası? Deprem sonrası ne yapacağız? Sarsıntı bitti. Çök kapan tutun hareketi yapmıştık. Sarsıntı bittikten sonra artık bulunduğumuz kapalı ortamdaysak, bir binadaysak mutlaka binamızı terk etmemiz gerekiyor. Yıkılmasa bile, çünkü belki de hasarlı olabilir. Hasarlı olabilir. Artçı depremler yaşanabilir. Dolayısıyla sarsıntı bittiği andan itibaren önce ne yapacağız? Önce sakinleşeceğiz. Derin nefes alarak sakinleşmeye çalışacağız. Önce kendimizi kontrol edeceğiz. İyi miyim? Bir zarar gördün mü? Sonra etrafımızdaki insanları kontrol edeceğiz. Yardıma ihtiyaç duyan kimse var mı? Aile fertlerimizin de bulunduğumuz ortamda. Herkesin durumu iyi ise bir an önce bizim binamızı boşaltmamız lazım. Binayı boşaltırken kesinlikle asansör kullanmayacağız. Evet.
merdivenlerden ve mümkünse merdivenlerin duvar kenarından ve her an ikinci bir deprem olabilir ihtimali, artçı deprem olma ihtimaline karşı tetikte bir şekilde binamızı terk edeceğiz ve toplanma alanlarına gideceğiz. Gene binamızı terk ederken uymamızı ya da yapmamız gerekenler var. Nedir bunlar? Öncelikle işte mümkünse doğal gaz su vanalarını kapatmak, herhangi bir gaz kokusu almıyorsak elektrik sigortaları kapatmak gibi. Eğer içeride herhangi bir yanma başlamadıysa camlarımızı açıp içerinin havalanmasına olası gaz kaçağına karşı camlarımızı açık bırakarak bulunduğumuz binayı terk etmemiz ve toplanma alanına gitmemiz gerekiyor. Evet, afet ve acil durum çantasından da bahsedelim. Hani hızlanalım istiyorum çünkü süremizi doldurmak üzereyiz. Afet ve acil durum çantası da oldukça önemli. Bu çantanın içinde neler olmalı? Şimdi afet acil durum çantası, az önce söyledim ya, afetten hemen sonra işte profesyonel yardımın gelmesi belli bir zaman alabilecek. Dolayısıyla bu zaman zarfında kendi ihtiyaçlarımızı ya da etrafımızdaki insanın ihtiyaçlarını karşılayacak malzemelerin olması gerekiyor. Öncelikle ailemizde incinebilir gruplar varsa, işte bebek olabilir, işte yaşlı ya da sürekli ilaç kullanan kişiler varsa bunların ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeler bulunması lazım. İlk yardım malzemeleri, işte ilaçlar, belli bir süre bizi idare edecek kuru gıda, konserve tarzı gıdalar, radyo, el feneri gibi malzemeler, önemli evraklarımızın fotokopisi, sigorta poliçelerimizin, işte kimliğimizin, belki pasaportumuzun, hatta bir miktar para bu çantanın içerisinde bulunması gerekiyor. Evet, onun dışında orada bir de düdük var. Evet, o hem iletişim kurabilmek için, ses duyurabilmek için gerekli bir durum. Bunun yanı sıra işte mevsimsel kıyafetler, mevsimine göre işte yazlık, kışlık kıyafetler olması gerekiyor. Evet, bunu da böyle aktarmış olduk Sayın Müdürüm. Bir de şunu sormak istiyorum son olarak. Siz gönüllülük esasına dayalı olarak da çalışan bir kuruluşsunuz ve üyeleriniz de var. Evet. Manisa'da şu an üye sayınız nedir ve Manisalılara bu konuda iletmek istediğiniz mesajlarınız var mı? Evet, şimdi Afet az önce konuşmanın program başında söylemiştim. Tek bir kurumun ya da kurumların tek başına yetecekleri bir süreç değil. Mutlaka halkımızın da bu afet yönetim sürecine katılması gerekiyor. Ki İzmir depreminde de gördük. Yani burada sadece arama kurtarma faaliyeti olarak düşünmeyin. Deprem sonrasında 26 tane ayrı hizmet kolunda, çalışma grubunda hizmetler veriliyor. Burada tabii ki personele, insan gücüne, iş gücüne çok ihtiyacımız var. Bununla da ilgili bizim AFAD Gönüllülük diye bir kampanyamız, bir sistemimiz var. Yine E-Devlet üzerinden AFAD Gönüllüsü olarak kaydınızı yaptırabiliyorsunuz. Uzaktan eğitimle, bilinçlendirme eğitimleri alınıyor, ufak eğitimler ve ayrıca biz il müdürlüğü olarak teorik olarak alınan eğitimlerin pratik uygulamalarını yapıyoruz ve afet anlarında daha bilinçli bir şekilde bu müdahale çalışmalarına katılıyor. Şu an ilimizde 4100 tane AFAD gönüllümüz var ama bu sayının daha da artması gerekiyor. Buradan sizler aracılığıyla tüm halkımıza bir daha bunu bu isteğimiz var. Lütfen AFAD gönüllüsü olalım ve beraber afetlerle beraber baş edebilelim. Evet, çok teşekkür ediyoruz biz verdiğiniz bilgilerden dolayı katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Afetsiz günler diliyorum tüm halkımıza. Umarız inşallah kazasız, belasız, afetsiz bir ömür olur, bir yıl olur. İnşallah. Çünkü gerçekten son dönemler oldukça vahim geçiyor. Yani çok teşekkür ediyoruz biz geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Değerli izleyiciler, Yerelden Yönetiminde bu hafta sonuna geldik. Bu haftaki konuğumuz AFAD İl Müdürü Güray Karakaya'ydı. Haftaya yine aynı gün ve aynı saatte Manisa TV ekranlarında olacağız. Şimdilik hoşça kalın.